Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir sistem toplayacağız. Bir oyuncu bilgisayarı ve de bütçe dostu bir oyuncu bilgisayarı olacak. Yeni gelen indirimlerden ve kampanyalardan faydalanarak isteyenler için A'dan Z'ye adım adım kendileri toplayabilecekleri, isteyenlerin de QP bilişimden hazır olarak aşağıdaki bağlantıdan satın alabilecekleri bir sistem olacak bu. Fiyat bilgisine hemen aşağıdan bakabilirsiniz. Biz parçalarıyla başlayalım. Evet, oyuncu bilgisayarı dedik, bu bağlamda ekran kartıyla başlayalım istersen Ali. Evet. GTX 1660 Ti OC ekran kartımız var. Sistemde Asus'un ROG Strix modeli. Evet, soğutması çok güzel bir model. Üstüne üstlük yüksek FPS'ye odaklanıyor. Nvidia'nın FPS'ye oyun kazandırır diye bir kampanyası vardı. O yüzden 1660 Ti zaten çok tercih edilen bir ekran kartı oldu. Bize de çok soru geliyor 1660 Ti ile özellikle sistem konusunda. O yüzden bu ekran kartını özellikle seçtik. Evet, AMD işlemcili bir sistem topluyoruz. Bu bağlamda anakartımızda B450 Yonga setli Asus'un B450M Dragon modeli. Evet, Ejderha isimli bir model yaptılar. Kırmızı ve siyah. Çok minimalist bir anakart. Üzerindeki bizim ihtiyacımız olan temel bileşenler var. Bu yüzden de fiyatı çok iyi. Aynı zamanda da sistemle birlikte kampanya olacak. Özellikle fiyat rekabetçi sistem oluşturmak için böyle anakartı daha küçük olsun isteyen kullanıcılara hitap edecek. Özelliklerine de bakacağız ama en büyük yeniliği BIOS'unun güncel olması. Yani bu özellikle güncel ve hesaplı bir seçenek olarak yeni çıkmış, sıcağı sıcağına çıkmış bir anakart. Evet. İşlemci olarak AMD'nin Ryzen 5 2600 modelini kullanacağız. Burada görmüş olduğunuz üzere temel frekansı 3.4 GHz, boost frekansı 3.9 GHz. Evet Recep, 3000 serisi çıkınca 2000 serisinde kampanya oldu. Fiyatı her zamankinden daha iyi bir hale geldi ve 2600 şu an çok güzel bir işlemci. Hem çekirdek sayısı, hem frekansları iyi, hem de fiyatı çok iyi. Üstüne bunun bir de soğutması var tabii ki. Evet, Kudo'dan RAID Stealth soğutucu geliyor. Biz de bu bağlamda RAID Stealth soğutucuyu kullanacağız. Evet, anakartımızın üzerine işlemcimizi, işlemci soğutucumuzu taktıktan sonra ekran kartımızda tamam. Sırada en önemli bileşen tabii ki RAM'ler, bellekler. Evet. AMD sistemlerde yüksek frekansın fayda sağladığını biliyoruz. Biz de bu bağlamda 3000 MHz frekansında çalışan Corsair'in Vengeance 8 GB modellerinden 2 tane kullanıyoruz. Toplam RAM kapasitemiz 16 GB. Anakartımızın RAM slotlarını doldurmuş olacağız. 16 GB RAM bize uzun süre yetecek. 8 olsaydı hemen yükseltme ihtiyacı hissedebilirdik ama bazı oyunlarda bunun faydasını göreceğiz. Sırada doğal olarak SSD'miz var. SSD'siz sistem sevmiyoruz. Evet, kesinlikle depolama kısmında kapasitemiz hem yüksek olsun hem de hızlı olsun istiyoruz. Bu bağlamda Kingston'un A400 model 480 GB kapasiteli modelini kullanıyoruz. Evet, özellikle yeni fiyatını sevdiğimiz SSD'lerden bir tanesi, fiyatıyla performansı gayet güzel olacak. Zaten sistemdeki bütün bileşenlerin ortak noktası kendi kategorilerinde performansları, kaliteleri ve buna karşılık fiyatların iyi olması. Daha önce çok kullandığımız VS550 güç kaynağında bu bağlamda tekrar tercih ettik. Aslında bakarsan bu sistemde topladığımız kullandığımız bileşenlerin bazılarını daha önce kullanmış memnun kalmıştık. Ancak kampanyaları bitti, stokları bitti. Daha sonra yenileri geldi ve tazelendi. Bu bağlamda böyle bir istek vardı. Evet, yenileri demişken yine kullandığımız VS550'nin 2018 model olduğunu belirtelim. Daha önceki modellerde yaşanan sorunlar bu modelde mevcut değil. Evet, burada VS serilerinin daha yüksek kapasiteleri de var. Ancak bizim kullanacağımız bileşenlerde daha yüksek kapasiteli bir güç kaynağına kesinlikle gerek yok. Bunun 550 watt kapasitesini dahi doldurmayacağız. Kas olarak da Corsair'in Spec 06 modelini kullanacağız fakat beyaz modeli. Evet, farklı renkte beyaz ile biraz ferahlayalım Recep. Kırmızı, siyah, beyaz. Burada Strix'in renkleri, kırmızıları bir arada nasıl olacak bitirdiğimiz zaman göreceğiz. O zaman hemen sistem toplamaya başlayalım. Adım adım neler yapacağımızı izleyicilerimize gösterelim. Haydi başlayalım. B450 Yonga setli B450M Dragon anakartımız Ryzen 1000, Ryzen 2000 ve Ryzen 3000 işlemcileri doğrudan destekliyor. Bu bağlamda anakart güncel bir BIOS ile geliyor. Anakartın üzerinde çift bellek yuvası olduğunu görmekteyiz. Buna ek olarak PCI Express X16 yuvasının da ışıklandırılmış LED'li olduğunu buradan görebiliyoruz. M.2 yuvası da olmazsa olmazlar arasında. Evet, B450 Yonga'sı bunun altında yer alıyor. Şu an X570 haricinde yeni nesil işlemcilerin takılmasına en çok tercih edilen anakartlar da hep B450 Yonga'sına sahip. Bu anakart özellikle fiyat performans hesaplı ama oyuncular için olsun diye tasarlanmış. Bu bağlamda asgari özelliklere sahip ancak görünümü güzel. Etiketin en sonunda BIOS sürüm numarasını görüyoruz, 1607. Asus'un sitesine girdiğimizde 1607 sürüm BIOS'un Ryzen 3000 işlemci desteklediğini görüyoruz. Yani bu anakart doğrudan Ryzen 3000 işlemci takılıp kullanabilecek bir anakart. Evet, pek çok kullanıcı piyasadan aldığı eski B450 anakartların BIOS güncellemesini yapmak için eski bir işlemci kullanmak istemiyor. Her anakartta işlemci olmadan BIOS güncellemesi desteklemediği için ne yapıyorlar? Doğrudan güncel olanı tercih ediyorlar. Bu anakart da onlardan bir tanesi olacak.
Soğutucumuz doğrudan termal macun ile geliyor. Bu bağlamda ekstra termal macun uygulamayacağız. AMD yazısının her zaman sağda olduğundan emin olun, bu sayede bellek yuvalarını bloke etmemiş olacağız. Ve fanın çalışması için gerekli bağlantıyı CPU fan pinlerine yapıyoruz. Kasamızın içerisinde çift fan olması çok güzel. Önden havayı alıyoruz ve arkadan egzoz fan vasıtasıyla dışarı atıyoruz. Anakartı monte etmeden önce tabii ki arka plakayı takıyoruz. Kasamızın bütün aksesuarları ve vidaları da buradaki 3,5 inç yuvasıyla birlikte geliyor bize. Burada montaj için gerekli olan bütün vidaları bulabilirsiniz. Kasanın içerisinde anakart yükseltme vidalarının hali hazırda monte edilmiş olarak gelmesi güzel. Lakin bu vidalar ATX anakart için monte edilmiş, burada görmüş olduğumuz üzere. Öte yandan biz micro ATX bir anakart takacağız bu sisteme ve bu bağlamda vidaları bir kademe yukarı alacağız. Ve anakartımızı kasamıza monte ediyoruz. Güç kaynağımızı kasamıza takıyoruz. Sonrasında da vidalarla sabitliyoruz. Kasamızın önünde bilgisayarın çalıştığını gösteren güç LED ışığının bağlantısını yapıyoruz. Artı kısım sola, eksi kısım sağa gelecek şekilde bağladık. Onun hemen yanına power switch, yani güç anahtarının bağlantısını yapıyoruz. Power switch'in altına da reset switch, yani bilgisayarı resetlememize yarayan düğmenin bağlantısını yapıyoruz. Ön USB 3.0, yeni adıyla 3.2 Gen 1 portlarının çalışması için gereken kabloyu bağlıyoruz. HD audio kablosu da ön ses portlarının çalışması için gerekli. Bunu anakartın üzerindeki AAFP pinlerine yapıyoruz. Egzoz fanın bağlantısını yapıyoruz. Anakartımızın ana güç bağlantısı 24 pin bağlantısını yapıyoruz. Bunu yaparken anakartın arkasına elle destek vereceğim, zira çok fazla esniyor, sorun yaratabilir. Ve son olarak da işlemci için ekstra güç bağlantımızı yapıyoruz. ...480 GB kapasiteli Kingston'ın A400 SSD'si saniyede 500 MB okuma ve 450 MB yazma hızına ulaşabiliyor.
SSD montaj için kasanın arkasında iki tane yuvamız var. Bunlardan istediğimizi kullanabiliriz. Bunlar da olduğundaysa burada ekstra iki yuvamız daha mevcut. SSD'mizin SATA güç bağlantısını yapıyoruz. Bir sonraki aşamada da SATA veri bağlantısını yapıyoruz. SATA veri bağlantımızda bir numaralı porta yapıyoruz. Kasanın RGB ışıkları ve kontrolcüsü için gerekli gücün bağlantısını yapıyoruz. Kartımızın bir arka plakası mevcut görmüş olduğunuz üzere. Arka plakanın üzerinde de bir jelatin mevcut. Bu jelatini sökelim. Kart aynı zamanda AuraSync destekli RGB aydınlatmaya da sahip. Dilerseniz tek tuşla bütün ışıkları kapatabiliyorsunuz. Bu düğmenin hemen sağ tarafında bir tane anahtar yer alıyor. Bu anahtar sayesinde kartın üzerindeki iki BIOS arasında geçiş yapabiliyoruz. Sol tarafa aldığımızda Q mod, yani sessiz modda çalışıyor kart. Varsayılan olarak fabrika çıkışı ise P mod, yani performans modunda çalışıyor. Kartın görüntü çıkışlarına baktığımızda 2 adet HDMI, 2 adet de DisplayPort'a sahip olduğunu görüyoruz. HDMI portları 2.0 destekli, DisplayPort'lar ise 1.4 destekli. Ekran kartımız en üstteki iki slotu işgal edecek. Bu bağlamda bunları söküyoruz. Kartı takmadan önce buradaki kulakçığı açıyoruz. Sonrasında da kartımızı monte ediyoruz. Bir sonraki aşamada kartımızı sağlamlaştırıyoruz. Kartımız büyük bir kart. Bu bağlamda sona doğru eğilme ihtimali var. Asus burada herhangi bir sorunu önlemek için kartın içerisinde yapısal bütünlüğü korumayı amaçlayan bir çerçeve kullanmış. Son olarak kartımızın 8000 PCI Express güç bağlantısını yapıyoruz. Evet, sistemimizin montajını bitirdik. Güç şalterini açıp bilgisayarımızın ilk çalıştırmasını yapabiliriz. Bakalım açılacak mı aracım? Başlayalım Ali, görelim. Enerjimizi veriyorum ve daha sonra güç tuşumuza basıyorum. Monitörü baştan kontrol ettim. Alttaki ışığı gördüm. Önde hemen aydınlatma kendisini gösterdi. Masanın üzerine renkli renkli sarılı, yeşilli, kırmızılı yansıyor. Bakalım ilk açılış biraz vakit alabilir. Bu esnada ön fanımızın bağlı olmadığını belirtelim. Fakat sizin aldığınız sistemde bir fan çoklayıcı ve ön fan da ona bağlı olacak. Evet, biz de oyun testlerini yaparken o fanı takacağız sevgili izleyiciler. Asus yazısını ekranda gördük. Tele basıp BIOS'a giriyoruz. Evet, BIOS ekranı karşımızda ve burada baktığımız zaman işlemcimizi, belleklerimizi, SSD'mizi görebiliyoruz. Ardından ne yapacağız? Sistem toplama sonrasında yapılması gerekenler için hali hazırda yayınlanmış olan videomuzu aşağıdan tıklayıp bakacağız. Siz de bu şekilde sisteminizi istediğiniz hale getirebilirsiniz. Sürücüler güncellemi kontrol edildikten sonra oyun performans testleri gelecek. Bu sistem nasıl bir oyun performansı veriyor? Yeni videomuzda sizler de görebileceksiniz. Evet, böylece bir sistem toplamanın daha sonuna geldik. Bir başka sistem toplama videomuzda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.